Sevgili izleyenler, benim çok değer verdiğim yazarlardan biriyiz. Sevgili Recai Çevik yanımda. Gerçekten kalemi son derece güçlü. Yıllardan beri yazıyor. Ülke sorunlarını yazıyor. Bandırma ve Erdek yöresinin sorunlarını yazıyor. Tam bir Erdek sevdalısı. Biz de Erdek'te çay bahçelerinde şu anda onunla birlikteyiz. Sizler için küçük bir sohbet yapacağız. Recai abi, siz bir Erdek sevdalısınız. Erdek'i neden bu kadar çok seviyorsunuz? Evet. Önce teşekkür ederim. Geldiniz. Efendim, bu güzel sabah sohbetini verdiğiniz için, bu olanağı tanımadığınız için teşekkür ederim. Efendim, şimdi ben bir şöyle diyeyim. Erdek benim aşkım. Ben Erdek'i yani doğduğum, büyüdüğüm, yaşantımın geçtiği yer Erdek. Erdek kendine özgü, sakin, sessiz, sıradan insanların yaşadığı bir güzel yer. Nasıl sevilmez be kardeşim Önder? Gel bu güzel memleketi sevme. Şu martıları sevme. Şu adayı sevme. Şu güzelliği sevme. Şu denizi sevme. Olur mu be kardeşim? Ben Erdek'i seviyorum. İnsanlarını seviyorum. Saf, cahil, çok akıllı, çok bilgiç, politikacı. Politikadan anlamaz. Her türlü insan var. Ne güzel değil mi? Evet. Gel de bu insanları sevme. Hepsi bilgi, hepsi bilgiç, hepsi bilgin. Yani böyle bir güzel sıradan insanlar diye Erdek. Ben Erdek'i seviyorum. Erdek benim aşkım. Evet. Böyle içi sevilmez mi diyorsunuz? Halen Bandırma Manşet'te de yazıyorsunuz. Benim de yazı ailesi gibi olduğum. Ama siz yıllardan beri yazıyorsunuz. Kaç yıl oldu abi? Efendim, sevgili kardeşim Önder, ben 1974 yılında Bilecik postasında yazmaya başladım. Kaç yıl oluyor 1974'ten bu yana? Herhalde bir 50 yıl. Evet, tabii. Evet, 50 yıldan beri yazıyorum. Köşe yazıları yazıyorum. Deneme türünde yazılar yazıyorum. Efendim, arada şiir alıntıları yapıyorum güzel şairlerimizden. Düşüncelerimi aforizmalar ve savruk düşünceler adı altında topluyorum. Düşünce, ne düşünüyorsam yani aklıma ne geliyorsa yazarım. Hiç korkmam, çekinmem. Yani öğretmenimde çok sarı zarf geldi, çok soruşturma geçirdi, çok sürgünler yedik, cezalar yedim. Ama vazgeçmedim. Yazmak benim hayatım. Evet. Ben neden yazıyorsunuz diyecektim. Hayatım, neden yazıyorsunuz abi? Neden yazıyorsun? Şimdi hayatım yapın zorunuz ne diyeyim? Zorunuz neden yazıyorsunuz? Hayatım mı? Başka türlü yapamam, yaşayamam. Bakın, ben şimdi emekli olduktan sonra özellikle 1994 yılından bu tarafa okurum, kitap alıyorum, okuyorum. İyi bir bibliofilim, öyle diyeyim yani. Kitabı çok severim. Kitabı okurum ve yazarım. Başka işim yok sevgili kardeşim. Şu dünyada, şu güzelim Erdek'te bir karış toprağın, bir dikili ağacım yok. Kitaplarım var. Ve yazılarım var işte. Benim dünyam bu. Böyle yaşıyorum ben. Evet. Yaşam tarzım diyorsunuz. Evet. Peki abi, kültür, sanat, eğitim dersek, ülke genelinde bir eğitime bakış açınız nasıl? Türk Milli Eğitimi ne durumda? Şimdi sevgili kardeşim Önder, Türkiye'de son 15-20, zaten çok eskiden vardı da, son 15-20 yılda zirve yaptı. İnsan aklına hücum var. İnsanın aklına saldırıyorlar. İnsan aklını tutsak etmek istiyorlar. Şimdi hani Milli Eğitim Bakanı ve o sorumluların ilettiği, belirttiği gibi birkaç profesör de aynı şeyi ifade ettiler. Bu insanlara, iktidarda olan bu İslamofaşistlere özellikle belirttim. İnsan aklına ihtiyaç yok. Biat eden, inanan insanlara ihtiyaç var. Böyle bir eğitim anlayışında Türkiye çağdaş dünyada yer alamaz. İlerleyemez. Bilimsel teknoloji devrimleri başaramaz. Bırakınız 3-0'ı, 4-0'ı, 5-0. Dünya 5-0'a geçti. Bizimkiler yerinde sayıyor. Hatta geriye gitmeye çalışıyorlar. Korkunç bir gerileme var. Bana göre Türkiye'de eğitim, Milli Eğitim'in uyguladığı eğitim
tam bir kaos halinde, tam bir saldırı halinde. Saldırıyorlar eğitime, çocuklarımıza saldırıyorlar, çocuklarımızın aklına saldırıyorlar, düşünceye saldırıyorlar, insana saldırıyorlar. Düşünmeyen insan istiyorlar önde. İnanan insan, biat eden insan istiyorlar. Herkes aklını bunlara teslim edecek, düşünmeyecek, bunların aklıyla yol almaya çalışacak. Böyle bir dünya olabilir mi? Bu dünya, böyle bir kuşak, böyle bir insanlar kuşağı Türkiye'yi ilerletebilir mi? Varsınlığa kavuşturabilir mi? Çağdaş yapabilir mi? Mümkün değil. Bu öyle şöyle söyleyeyim, bu iktidar veya bu zihniyetteki iktidar sıradan insanlarımızdan bile geride kaldı. Sıradan insanlarımız, şu gördüğüm basit sıradan insanlarımız aklını kullanarak bir şeyler yapmaya çabalıyor. Çabalıyor yani, yaşamaya çabalıyor. Hayata tutunmaya çalışıyor. Bunlarsa bırakın çabalamayı, biat edin efendim. Bunların arkasından yürüyün, düşünmeyin, yaratmayın, var etmeyin. Böyle bir dünya olabilir mi? Böyle bir dünyada bu ülke var olabilir mi? Mümkün değil. Abi, hukuk ve yargı ne durumda sence ya? Yani şimdi Önder kardeşim öyle sorular soruyorsun ki felaket diyeyim yeter. Felaket diyeyim yeter mi? Felaket. Evet. Abi peki Erdek'in kültür ve sanatına girelim. Erdek'te bir kütüphane açılma girişimleri var. Evet, evet. Ne düşünüyorsun Erdek'in sanat ve kültür hakkında? Çok güzel. Çok güzel. Şimdi insanlarımız kitaptan giderek uzaklaştı. Özellikle bu bilgisayar olayından sonra, cep telefonu olayından sonra insanlarımız yavaş yavaş okumaktan, kültürlenmekten uzaklaştı. Bilgi hazır veriliyor. Yani sanki o verilen bilgi çok doğruymuşçasına, hiç sorgulamadan, efendim, irdelemeden kabul ediliyor. Böyle basit, ucuz bir yaşam, kolay bir yaşam varmış gibi insanlarımız buna kanıyor yani. Şimdi Erdek'teki kütüphane olayı, evet güzel bir şey tabii. Kütüphane olabilir, kültür sarayı da olabilir ama bana göre, yani benim düşünceme göre Erdek'te kütüphane yürümez. Yani insanlar kütüphaneye gitmez ya. Yani. İnsanların kütüphaneye gidecek ne zamanı var, ne birikimi var. Hem zamanı yok, hem de birikimi yok. Yani bu kütüphane olayı başka bir olay. Kültürlü insanların olayı, arayan soran insanların olayı, insan merak eden insanların, oraya merak edecek insanlar, oraya bağışlanacak binlerce kitap insanları bekliyor, insanları bekleyecek. İnsanların gitmediği, uğramadığı yüzlerce kütüphane var ülkemizde. Kitaplar bağışlanıyor kitaplıklar, kütüphanelere. Değil mi? Üniversite kitaplıklarına bağışlanıyor ama okuyan, alıp da okuyan yok. Yazık yani. Şu yayın dünyasının düştüğü hale bak. Bir kitap, en basit bir kitap 250-300 olur mu? Bunu insanlarımız alabilir mi yani? Bir kilo patlıcan, bir kilo domates, bir kilo yarım kilo et, 250 gram kıyma almanın derdinde olan insanlar bir kitaba 300 lira, 400 lira verebilir mi ya? Sıradan insanlar için okuma olayı bitmiştir. Sıradan insanlar için okuma olayı bitmiştir. Kütüphane bitmiştir. Kitaplık bitmiştir. Çok yukarı, çok güzel, çok ekstrem hayat yaşayan insanlar için belki orada gidip de işte biraz karıştırabilir. Bir de öğrenciler giderse, öğrenciler yönlendirilirse iyi olur. Sayın Başkanımla Burhan Karşı Bey'le onu konuşmuştur bir ara. Kütüphanenin açılması önemli değil. Tören yapılır, alkışlar olur, bayraklar sallanır. Önemli. O önemli değil. Önemli olan o kütüphaneye çocukların alıştırılması. Ne olacak peki? Belediye Başkanı önderliğinde okul müdürleri, Milli Eğitim, Erdek Milli Eğitim Müdürü, okul müdürleri okul çocuklarını haftanın belirli günlerinde alacak, oraya götürecek, çocuklara kütüphaneyi gezdirecek, orada kitap okuma alışkanlığını kazandıracak. Öğretmenler kütüphanede araştırma yapabilecek sorular verip, ödevler verip öğrencileri o kütüphaneye, o kitaplara yönlendirecek. Bu şekilde bir sıcak temas kurulursa, ilgi kurulursa kütüphane, kitaplık belki yaşar diyorum yani. Önce insanlarda merak denilen duyguyu uyandıracaksın yani. Merak olmazsa hiçbir şey olmaz Önder.
Ne olabilir mi ya? Merak etmeyen bir insandan merak bilgiyi getirir. Bilgi işte. Bilgi, yeni bilgiyi oluşturur. E bu zincirlemeyi kuramayan insanlardan bir şey olmaz. Olmaz. Çok zor yani. Yani Erbek'teki kütüphane olayı destekliyorum, güzel buluyorum. İyi bir yatırım diyorum. Çağdaş bir yatırım diyorum ama biraz işlevinin nasıl olacağına bakma gerekir diye düşünüyorum. Abi son soru. İyi bir Cumhuriyet okuyucusunuz. Şu anda masamızda da Cumhuriyet gazetesi var. Evet. Cumhuriyet gazetesini yıllardan beri yaşatan okurlardan birisiniz. Evet. Birkaç yıl önce Cumhuriyet gazetesi için. Sevgili kardeşim Önder, Cumhuriyet'i ne zaman aldığımı bilmiyorum ama şöyle bir 20 yaşlarında falan herhalde ilk öğretmenliğime başladığımda yani 1968-69 yılından bu yana alıyorum herhalde. Herhalde 60 yıl oldu galiba. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi olmadan ben yapamıyorum. Yapamıyorum yani. Mutlaka Cumhuriyet Gazetesi'ni alacağım. Oradaki yazarlara göz atacağım, okuyacağım. Güleceğim, üzüleceğim, ağlayacağım, merak edeceğim. Bir İlhan Selçuk nur içinde yatsın, yani bir söz var ya şimdi, nur içinde yatsın, ışıklar içinde yatsın falan filan. Evet. Hadi ışıklar içinde yatsın, ben de öyle diyeyim. Yani şimdi İlhan Selçuk, ya benim çok sevdiğim, önderim olan bir yazar. Şimdi onun sütununda yazan Emre Konga, hadi geleyim bu tarafa. Daha nice yazarlar, hepsi güzel yazarlar, hepsi güzel insanlar. Güzel bilgilerle, güzel bilgiler sunuyorlar. O bilgilerle ben günümü aydınlatıyorum. Okumadan, Cumhuriyet Gazetesi'ni okumadan yapamam, yaşayamam, yol almam mümkün değil. Cumhuriyet demek, Recai Çevik demek. Aha. Hem Cumhuriyet Gazetesi, hem Cumhuriyetsiz yapamam. Yapamam. Çok güzel oldu. Abi çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Güzel yazılarınızı takip ediyorum. Ve bundan sonra da devamını diliyorum. Size de güzel bir yaşam diliyorum bundan sonra. Teşekkür ederim sevgili Önder kardeşim. Zeki kardeşime de teşekkür ederim. Geldiğiniz ne güzel. Hadi şimdi bir de çay içelim bakalım. Evet değerli izleyenler. Bandırma manşet yazarı, yılların eski köşe yazarı, yıllardır yazıyor, halen devam ediyor. Sayın Recai Çevik ile birlikteydik. Hoşçakalınız.